Hafız, bak kapıyı aç, yemin ediyorum kırarım ha. Hafız diyorum. Hafız. Hala şükür Hafız. Ya kardeş seni merak ettik ya. Yeter bu küskünlük, öyle değil mi? Ha? Tamam. Bir cahillik ettik. Yalan söyledik. Hafız yemin ediyorum bak. Sırf sen iyiliğin için yani. Hakikaten diyorum ya Allah. Ben muteber biri değilim. Kendimce kafam çalışır. Ama çok da akıllı sayılmam. Elim kalem tutar. Ama cahilimdir. Dara düştüğüm vakit yalan da söyledim olur. İmanlıyımdır ama. Allah günahlarımı affetsin. Rakı içerim. Hani bazen sana derim ya, bu Adana'da benim eşim benzerim yoktur diye. Heden. Onun için derim, bilir mi? Bilirim ki Adana'da eşekliğimin eşi benzeri yoktur benim. İnsan olan bir insan ara sıra zekasına vurur, sorar, der ki benim aslım nedir? Hiç. Anam soğan, babam sarımsak. Zaman zaman kendi ağırlığımı ölçemem yanımdakilerinde. Diyeceğim o ki Ramazan, ben eşeğim. Ama sen eşek bile değilsin. Sana eşek dersen, eşeklere ayıp olur. Bu vakte kadar seni kardeş belledim. Ama sen kardeşliğin ne olduğunu hiç bilememişsin. Bundan kelli benim kardeşim yok. Ben de karşımayım artık. Şimdi çak git. Zinarım. Bir daha da çalma kapımı. Thank you.
Ramazan. Cemşire sen misin? Hayırdır, dükkana mı? He ya, bir dükkana gidip bakayım. Reşit ne yapıyor, ne ediyor bir görmek lazım, öyle değil mi? Tamam. Hadi gel seninle gidelim. Hadi. Yok. Ben eve gideceğim. Hamza'yı bekleyeceğim. Nice zamandır görmedim. Hamza'yı? He. Tövbe estağfurullah. Lan Cemşir baba. Ya Cemşir abi, bak sen halin hal de kurban olayım ya. İnsanlar korkuyor, yemin ediyorum. Bilin mi? Yok. Korkma. İnsanlar da korkmasın. Ben iyiyim. Ama bak, sen bana baba dedin ya, benim gözümden kaçmadı. Senin bir derdin var. De hadi bakalım. Bir söyle. Ha? Hafız benimle konuşmuyor. Kim? Hafız. Aramız biraz limoni, bilin mi? Ya biraz değil de acayip limoni yani. Niye ki? Ya ben buna bir oyun ettim, bilin mi? Eşeklik ettim, bilin mi? Aklı tabii adamda. Ne yüzüme bakıyor, ne benimle konuşuyor yani. Ne diyor, peygamber demiyor yani. Lan oğlum, bak senin dert dediğin bu mu be? Allah'ın gücüne gider vallahi. Bak bak, laf yara sağırdır ama. Çabuk geçer. Ben hallederim, hadi sen yürü git işine. Evet, tamam, kolay gelsin. Hadi. Selamünaleyküm Kabak. Buyur Cemşir Efendi. Sağ ol. Sağ ol. Ben artık içmiyorum. Kabak, nedir senin Ramazan'la derdin? İkinizin de yüzünden düşen bin parça. Bak kardeş, ölümlü dünya. Hiç böyle küslük olur mu? Hem Ramazan senin kardeşin değil mi? Değil. Ramazan benim kardeşim, kardeşim değil. Kardeş, kardeşe bunu yapar mı Cemşir Efendi? Ramazan sana ne yaptı ki Kabak? De hele bir. Bir anlat, nedir bu küslük? İşte böyle Cemşir Efendi. Ben de böylece aldım ağzımın payını hem Ramazan'dan hem de Gülizar'dan. Diyeceğim o ki, Ramazan namına geldiysen boşuna gelmişsin. Çünkü ben o defteri kapattım. Haklısın Kabak. Ramazan bir hata etmiş. Ama affetmek büyüklüktendir. Hem belki de sen üzülmeyesin diye yapmıştır besbelli, ha? Yok. Üzülmeyeyim diye değil. Kendi kesesi dolsun diye yaptı Ramazan bunları. En çok da bana koyan bu. Onlar ki? Ramazan'ın bu kumpası kurmasının tek sebebi para. Para mı? He ya, para. Ben Gülizar'la evlilik hayallerini kurarken onun tek derdi vardı. Kesesini doldurmak. Benim daha fazla para kazanmam onun işine yaradı. Onun için bu işi hep uzattıkça uzattı. Yok canım. Bu alemin dini, imanı, para.
Yalan mı? Az zengin olaydım, o zaman görürdün sen o Gülizar'ı. Kapımda el pençe divan dururdu. Bana o lafları söyleyebilir miydi hiç? Yok Cemşire, bu zamanda çıplaklara itibar yok. Cemşire, ben de zengin olacağım. Hem de çok zengin olacağım. İyi. O zaman bak bakalım ardımdan alay edebilecekler mi? Gülizar Hanım kapıma gelip kul köle olacak. Çok zengin olacağım. Olmazsa bana da kapı kafız demesinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.